İngilizce'de cümle yapısı Türkçedekinden biraz farklı ki en basit cümle yapısıyla başlayacağız sizle birlikte. Kelimeleri bir araya getirip yan yana dizmeyi cümle deniyor. Evet, ama cümlenin çeşitli yapıları var. Şu an ekranda göreceğiniz kelimeler çok basit kelimeler. Kelime öğrenmenizi istemiyorum. Henüz o aşamaya gelmedik. Ama biz cümleyi Türkçe'de nasıl kuruyoruz? İngilizce'de cümle yapısı nasıl kuruluyor? Ve ikisi arasındaki fark nedir onu göreceğiz. Birincisi, biz cümleyi yüklemine göre ikiye ayırıyoruz. Bakın bir sürü ayırma yöntemi var. Onlara girmeyeceğim. Yani Türkçe gramer dersi değil her şeyden önce bu. Ama bir fiil cümlesi vardır, bir de isim cümlesi vardır. Fiil cümleleri hareket belirtir, isim cümleleri durum belirtir. Sakin olun, panik yok. O kadar derin girmiyorum konuya. Ben pizza severim. Türkçe bir cümle. Bu cümleye baktığımız zaman ben özne, pizza nesne, sevmek de fiil yani yüklem. Ne yapıyorum? Pizza seviyorum. Kim? Ben. Sevilen ne? Pizza. Çok basit. Özellikle özneleri mavi, nesneleri kırmızı, yüklemleri de yeşil olarak gösterdim ki yan tarafta da İngilizce karşılığı şaşırtmasın size. I like pizza. Bakın o İngilizceye hemen girdi falan demeyin çünkü like zaten bildiğiniz bir şey. Sevmek. Pizza pizza, I da ben. Yani başlayacağız zaten bunları en temeli. Ama zaten İngilizce öğretmiyorum. Yani I ben, pizza pizza, like sevmek. Fiil. I like pizza'da dikkat edin. Özne yine aynı yerde. Mavi olan şey subject. Birazdan oklarla birleştireceğim bunları. Subject, subje yani. Özne demek. Unutmayın. Yalnız nesne yüklem İngilizce'de yer değiştiriyor. Genelde yüklem, bakın genelde diyorum. Araya çünkü bir şeyler giriyor. Öznenin yanına yapışıyor. Bizde ise özneyle cümle en uçlarda olmayı çok sever. Başında ve sonunda. Yükleme verb diyoruz. Bakın yeşil yeşil. Ve pizza da object, nesne. Demek ki bizde özne nesne yüklemken onlarda özne yüklem nesne şeklinde genelde gidiyor. Ama daha burada ben pizzayı sıcak severim, ben pizzayı işte şurada yemeyi severim gibi cümleleri kuracağız. Bakın onlar apayrı olaylar. Ama buradaki olay şu. Bunları da bir eşleştirelim şöyle. Özne, subject, nesne, object, yüklem, verb. Şimdi kafanız karışmadı. Böyle 3 tane ok gördük diye dağılmadık. Bu sevmek fiilini belirtiyor. Yani bir iş belirtiyor. Bir görev yapıyorsunuz. Koşmak, gelmek, yürümek, uçmak gibi. Bir de isim cümleleri var. İsim cümlelerinde bir hareket yoktur. Dersiniz ki bu bir pizzadır. Dizze pizza. Hepsi bu. Dizileri daha öğrenmedik diye paniklemeyin. Mantığını anlatıyorum. Bir tanesinde bir fiil var, yapılan bir iş var. Diğerinde ise yapılan hiçbir şey yok. Bu bir pizza. Diyorsun. Tamam bu bir pizza işte. Burada duruyor. İstiyorsan ye gibi. Yani yüklem cümlesi, fiil cümlesi, hareket cümlesi, üstteki durum ya da isim cümlesi denilen şey alttaki. Türk gramer yapısında bunlar yüklemlerine göre cümle yapıları bölümünde incelenir ve fiil ve isim diye ayrılır. O kadar derine girmeyeceğim demiştim. Devam. Şimdi cümle yapısı İngilizce'de şöyle ilerliyor. Olumlu cümle. 3 tip var. Bu bir pizzadır. Az önce gördük. This is a pizza. Bir de olumsuz cümle var. Bu bir pizza değildir. Biz değildir'i kullanıyoruz ya. Onlar da not kelimesini kullanıyor. Aradaki fark bu. Bakın. Değildir. Yanındaki cümlede fazla olan Türkçe'de. Burada da not fazla. İşte bir şey olumsuzsa not kullanıyorlar. Dolayısıyla İngilizce'de bir şey olumsuz belirteceksek, olumsuz cümle kuracaksak not'ı kullanıyoruz. Ha bu kısaltmayla this isn't yukarıdan kesme işaretiyle falan birleşiyor ama çok erken. Acele etmeyin. Hepsini anlatacağım size. Devam. Soru cümlesine geldik. Soru cümlesi de olumlu olumsuz olabilir ama soru cümlesinde biz şey deriz ya bu bir pizza mıdır? Mıdır, müdür, midir ekleri. Onlar da cümle farklı bir yapıya dönüyor. Terse kıvrılıyor. Yani this is yerine is başa geliyor vesaire. Bu cümlelerin hepsini göreceğiz. O yüzden şimdilik sadece çeşitlerini anlatıyorum. Panik yok. Ve tabii ki soru işareti geliyor. Olumsuz cümle de sorulabiliyor. Bu bir pizza değil midir deriz. Mesela orada bir şey görürsün dolapta. Kutusu kapalıdır. Bu bir pizza mı değil mi gibi de sorarsın. Bu pizza değil mi? İngilizce'de yine not'ı getiriyoruz ve öyle cümle kuruyoruz ama onları çok fazla ekrana yansıtmadım ki panik yapmayın. Demek ki 3 tip cümle var. Olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi. Soru cümleleri de olumlu, olumsuz olabiliyor. Cümle yapısını ve çeşitlerini böylece sizinle görmüş olduk ama çok temel gördük. Şimdi sizden ricam şu. Bundan bir sonraki video normalde ileri seviye için ve izlerseniz
Belki o video ağır gelebilir. İzlememeniz durumunda hiçbir şey kaybetmezsiniz ama biraz daha ileri seviyede bu cümle yapısını detaylıca inceledim. Onu izlemeden atlayıp daha sonra geri dönebilirsiniz ya da izleyip devam edebilirsiniz ama eğitimin temel akışı içerisinde o video normalde ileri seviye, bir parça ileri. Bu cümle yapılarını çok merak edenler için. Ben hazırladım, izleyip izlememek size kalmış. Atlayıp normal temel eğitime devam edebilirsiniz, hiçbir şey kaybetmezsiniz. Çünkü bu uyarıyı yapmam gerekiyordu. Bazen videoları izlerken bazı videolar o çok ağır geldi, ben koptum, anlamadım demeyin diye. Hayır, biz sıfırdan öğretiyoruz. Siz tamamen sıfırdan öğreniyorsunuz. Her bir eğitimin içerisindeki videodaki bütün kelimelerin anlamını da bilmeniz gerekmiyor. Yani bu kelimeyi anlamadım, ben eğitimden koptum mu, mahvoldum mu diye paniklemeyin. Uyarıyorum. Bir sonraki video izlemeseniz de olur. İzlersiniz de genel olarak cümle yapısına yönelik fikir edinmiş olursunuz. Ondan sonraki videoda görüşmek üzere.